A10S cihazlarda doğulant moda girmediğinde, kısaca A107F cihazlarda bot dosyası uçtuğunda doğulant moda girmiyor. Ve COM görüp bırakıyorsa bunu nasıl düzelteceğimizi bu video üzerinden izah etmeye çalışacağım. Öncelikle flaşımız bu arkadaşlar. Bunu flash tolle atmayı deneyen arkadaşlar olmuştur ama maalesef bunu flash tolle yemiyor. Bunu UMT'nin MTK tolu ile yükleyeceğiz. MTK tolu açalım. Şu şekil bu bölüme geliyoruz. Connection dedikten sonra cihazımızın arka kapağını söküp test point yapacağız. Test pointlerimizde bu uçla şase arasına cımbızla kısa devre yapacağız. Bu şekil cihazımız test point'e geçiyor. Cihazımızı test point yaptıktan sonra connection diyoruz. Şu anda test point yapıp cihazımızı bağlayacağız. Şu anda dosya seçmemiz için bize bölümleri açtı. Sırasıyla dosyalarımızı seçiyoruz. Örnek verelim. A107F dosyamız burada. Bunun karşılığı yok. Bunu geçiyoruz. Karşılığı olanları tek tek işaretleyeceğiz. Bunun da karşılığı yok. Evet, NVRAM varmış. Onu seçiyoruz. Sırayla burada bitene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Olan dosyaların hepsini seçeceğiz. Bu da yokmuş. Devam ediyoruz. Evet, bu dosyamız mevcut. Mevcut dosyaları hep seçeceğiz. Evet, bu da mevcut. Buna bakalım. Evet, bu da mevcut. Ben bu flash dosyasını link olarak videonun altına ekleyeceğim. Evet, LK'mız da var. Bu şekil sırayla seçeceksiniz dosyaları. Ben ezbere bildiğim için hangisinin olup olmadığını tahmin edebiliyorum. Siz tek tek deneyin. Ve bu flaşı yedikten sonra cihazımız USB kabloyu çıkarıyoruz, bataryamızı takıyoruz. USB kablomuzu tekrar taktıktan sonra cihazımız normal doğulant moda girecek. Direkt doğulant modda açacak. Flaş dedikten sonra dosyamızı yüklemeye başlıyor ve bekliyoruz arkadaşlar dosyamızın bitmesini, yüklemenin.
Bir de bu yüklerken şunu izah edeyim. Eğer cihazımız test point yaptığında COM görüp geri bırakıyorsa, o zaman bu programı kullanıyoruz. Şu baştakine tıklıyoruz, bekliyoruz. Test point yapıyoruz. Bu o zaman USB'yi sabitliyor. Kopma yapmıyor. Şayet sizin cihazınızda bizde gerek kalmadı bu programa. Direkt COM olarak gördüğü için programla gerek kalmadı. Ama sizde COM görüp salıyorsa, o zaman bunu baştaki, en alttaki, soldakine tıklayıp test point yapıyoruz ve USB'mizi, COM'umuzu sabitliyoruz bu program sayesinde. Bu arada flaşımız da atmaya devam ediyor. Bu şekilde bitirdiğinde cihazımızın, tabi bataryamız çıkık şu anda. Bataryamızı takıyoruz bittikten sonra. USB kabloyu tekrar taktığımızda cihazımız biraz bekleyince dolant modda otomatik olarak açıyor arkadaşlar. Yani bize yazılım atma şansı bırakıyor. Orijinal bir yazılım. Bizimki U8'di. Sizde U8 ise U8, U7 ise U7 yazılım atın. Yalnız bizim çalıştığımız bu program U8. Şu anda sistem dosyamızı yüklüyor. Evet, şu anda yazılımı bitirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Cihazımızda USB kabloyu taktık. Bataryaya takıp USB kabloyu çıkarıp taktıktan sonra dovlant moda geliyor zaten. Hiçbir tuşa basmadan direkt dovlant modda açıyor. Bundan sonra normal yazılım yükleyeceğiz Odin'le. Şu anda Odin'le yüklüyor dosyamızı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Download modu aldıktan sonra Odin'le yüklüyor ve bitirince cihazımız normal açılacak. Kolay gelsin.